1 bölü 2 artı 1 bölü 3 işleminin sonucunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup işlemi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Hadi şimdi de birlikte yapalım. İşe 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ün neye benzediğini çizmeye çalışarak başlayalım. Ee, bunun bir tam olduğunu düşünür isek ortadan ikiye böldüğümüzde elde ettiğimiz parçalardan her biri 1 bölü 2'ye eşit olur öyle değil mi? Benzer şekilde 1 bölü 3'ü de bu şekilde gözümüzün önüne getirebiliriz. O halde yukarıdaki işlem 1 bölü 2 ile içi griye benzeyen renkle boyalı olan 1 bölü 3'ün toplamıdır. Peki sonuç ne olur dersiniz? Kesirlerin paydaları eşit olduğunda ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz ama bu kesirlerin paydaları eşit değil. Demek istediğim burada ve burada birkaç tane 1 bölü 2 olsaydı bunları kolaylıkla toplayabilirdik ama burada yarımlarla 3'te 1'leri toplamamız gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabiliriz dersiniz? Bu işlemleri yapabilmek için kesirlerin paydalarını eşitlemek lazım. Peki payda eşitlemek ne demek diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Buradaki kesri ve bunu farklı bir payda kullanarak ifade etmeye çalışacağız. Kafanızı daha çok karıştırmamak için bunu nasıl yapacağımızı da hemen söyleyeyim. 2 ve 3'ün en küçük ortak katının ne olduğunu bulacağız. Aslında en küçük olmasına gerek yok ama en küçük ortak katı kullanınca işlem daha basit olacağından en küçük ortak katı kullanmak daha iyidir. Peki 2 ve 3'ün en küçük ortak katı 6'dır öyle değil mi? Sizce 1 bölü 2'yi ve 1 bölü 3'ü 6'da birlikler olarak ifade edebilir miyiz? Buraya 1 bölü 2 yazıyorum. Kesir çizgisini de bilerek biraz daha uzun çizdim. Nedenini birazdan göreceksiniz. Şimdi 1 bölü 2'yi 1 bölü 6 ile ifade etmek için başka bir deyişle paydadaki 2'nin 6 olması için 2'yi 3 ile çarpmamız gerekir. Öyle değil mi? Bir kesrin paydasını bir sayı ile çarptığımızda kesrin değerinin değişmemesini istiyorsak payı da aynı sayıyla çarpmamız gerekir. Buraya da çarpı 3 yazalım. Neden böyle yaptığımızı merak ediyorsanız farklı bir şekilde anlatmayı deneyeyim. Evet bakın bu iki şekil birbirinin aynısı ama payı ve paydayı 3 ile çarpınca bir tamı 6'ya bölmüş oluyoruz. İsterseniz sayabilirsiniz buradaki bir tam 6 eşit parçaya ayrılmış. Yeşil kısım ise ki bunun pay olduğunu da düşünebilirsiniz 3 parçaya bölünmüş. Bu da 1 bölü 2 ile 3 bölü 6'nın eşdeğer olduğu anlamına gelir. Evet, 1 bölü 2 yerine 3 bölü 6 kullanabiliriz. Buna 1 bölü 3 ekleyeceğiz ama bunun için 1 bölü 3'ü de 6'da birliklerle ifade etmemiz lazım. 1 bölü 2'ye yaptığımızı buna da yapalım. Evet, 1 bölü 3'ü yazıyorum. 3'ün 6 olması için 2 ile çarpmamız lazım. Bunu yapınca paydayı da 2 ile çarpacağız. Bakın, bu iki şekil yine birbirinin aynısı. Hatta içi boyalı alanlar az önce olduğu gibi aynı. Aradaki fark, buradaki üç parçanın her birini ikiye bölmüş olmamız. Bu da payı ve paydayı 2 ile çarpmakla aynı şey. Paydayı 2 ile çarpınca, 3 eşit parça yerine 6 eşit parça elde ettik. 3 eşit parçanın her birini 2'ye böldüğümüz için içi boyalı parçaların sayısı da 2 oldu. Payı 2 ile çarpmak da bu anlama geliyor zaten anlaştık mı? O halde işlem 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'ya dönüştü. Bu 1 bölü 6, bu 2 bölü 6 ve artık paydalar eşitlendiğine göre toplama işlemini yapabiliriz. Sonucun paydası 6 olacak. Elimde bir şeyden 3 tane var iken aynı şeyden 2 tane daha alırsam toplam kaç tane olur? 5 tane. İşlemin sonucu 5 bölü 6. 5 bölü 6'yı da aynı çizimlerle göstermeye çalışırsak, bakın 6'da birlerin 3'ü burada, 1, 2, 3, buna 2 tane daha 6'da 1 ya da 1 bölü 6 eklediğimizde 5 tane 1 bölü 6, yani 5 bölü 6 elde ederiz. Benzer şekilde renklerden yola çıkarsak, yeşil kısım başlangıçtaki 1 bölü 2, grimsi olan kısım da buradaki 1 bölü 3. 3'tür. İşlemi yapabilmek için iki kesri de 6'da birleri kullanarak yeniden yazmamız gerekti.